Canon'un fiyat performans açısından en iyi lenslerinden biri olan 35 mm makro, crop sensörlü makine kullanıcılarının çantasında bulundurması gereken lenslerden biri. Canon'un düşük fiyatlı lens kategorisinde yer almasına rağmen imaj sabitleme, sessiz netleme, makro çekim ve led ışık desteği gibi birçok özelliği bir arada sunan bu lens bence segmentinin en iyi lenslerinden biri. Bu lens 35 mm'lik bir odak uzaklığına sahip olmasına rağmen sadece crop sensörlü makinelerle kullanılabildiği için 56 mm'lik bir lensin verdiği görüş açısını veriyor. Bunun dışında f2.8'lik bir diyafram değerine ve 1:1 büyütme oranına sahip olması sebebiyle düşük alan derinlikli fotoğraflar çekilmesine de imkan tanıyor. 35 mm makro Canon'un ekonomik sınıfında bulunan bir objektifi. Bu sebeple firma lensin fiyatını ucuz tutabilmek adına plastik bir tasarım kullanmış. Plastik olmasına rağmen gayet sağlam bir hissiyat veren lens 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Tabii lensin dış kaplaması plastik. Fakat en çok yıpranan bölümlerden biri olan boyanet kısmı metal bir alaşımla kaplanmış. .35 mm geniş açı bir makro lens olduğu için çekeceğiniz nesneye yaklaştığınızda kamera ve lens bütünüyle nesne üzerine düşen ışığı kesiyor. Boğazalan ışığı telafi etmek adına Canon bu lensin üzerine harika çalışan ledleri eklemeyi uygun görmüş. Lens üzerinde bulunan tuştan aktif hale getirebildiğimiz bu ledlerden isterseniz sağdakini, isterseniz soldakini, isterseniz de ikisini birden yakabiliyorsunuz. Ayrıca bu ledler enerjiyi gövde üzerinde bulunan pilden aldığı için saatlerce açık bir şekilde çalışabiliyor. Bunun yanı sıra bu ledleri live view ve video modunda da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca saat gibi parlayan yüzeyleri çektiğinizde bu led ışıkların yansımasını ortadan kaldırmanız için Canon bu lensi küçük bir parasoleyi de eklemiş. Eklenen bu parasoley hem ışık parlamalarının önüne geçiyor hem de lensinizi dış etkenlere karşı koruyor. Canon 35 mm makronun en öne çıkan özelliklerinden biri de otomatik netleme performansı. Lens içerisinde hızlı ve sessiz netleme yapabilmenize olanak sağlayan bir step motor bulunduruyor. STM kısaltmasıyla adlandırılan bu özellik sayesinde video çekerken de sessiz bir şekilde otomatik netlik yapabiliyorsunuz. Normalde STM ya da USM özelliği bulunmayan lensler netlik yaparken şöyle sesler çıkartır. Bu netlik sesleri siz video kaydı yaparken aslında kameranız tarafından algılanır ve videonuzun sesleri kullanılamaz hale gelir. Fakat 35 mm makroda böyle sorunlar yaşamazsınız. Özellikle vlog gibi otomatik netleme gerektiren çekimlerde 35 mm makro hem sessiz hem de tutarlı çalışır. Canon 35 mm makro içerisinde IS yani imaj sabitleme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Tabii diğer Canon lenslerinden farklı olarak bu lenste hibrit IS teknolojisini görmekteyiz. Bildiğiniz gibi hibrit IS özelliği Canon'un sadece üst segment makro lensi 100 mm f2.8'de kullanılıyor. Bu fiyat segmentinde hibrit IS özelliğini görmek açıkçası bizleri çok memnun etti. Hibrit IS teknolojisi özellikle videoda elde çekimin yarattığı titreşimleri olabildiğince absorbe ediyor. Böylelikle hızlı çekim yapmanız gereken durumlarda tripod kurmakla uğraşmadan elde videolar çekebiliyorsunuz. Hibrit IS teknolojisi sadece videoda değil fotoğraf çekerken de çok işimize yarıyor. 1:30, 1:10 gibi enstantane değerlerinde fotoğraf çekerken ya da çok yakın makro çekimler gerçekleştirirken elinizin titremesinden korkmadan gayet dengeli fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Tabii 35 mm makronun imaj sabitleme, STM motor gibi özelliklerinden bahsettik fakat yani bu lensin yapabildiği en önemli şey aslında makro çekimler gerçekleştirebiliyor olması. 1:1 makro büyütme oranı sunan bu lensin minimum netlik mesafesi yalnızca 13 cm. Ayrıca makro trim flaşlarla da kullanıma uygun şekilde üretilmiş. Bunların dışında bu lens 7 adet diyafram bıçağına ve 49 mm'lik bir filtre çapına sahip. Canon 35 mm makro IS-STM modeli
Crop sensörlü makine kullanıcılarının çantasında kesinlikle bulundurması gereken lenslerden biri. Sunduğu ucuz fiyatı ve özellikleri sebebiyle piyasadaki rakiplerinin iki gömlek üstünde olan bu lens, Temmuz ayında Türkiye'de ilk defa fotofilm.com stoklarında olacak. Tam şuraya tıklayarak ürünün fiyatına bakabilir, sipariş verebilirsiniz. Şimdi sırada 1300D ve 35 mm makro kullanarak çektiğimiz fotoğraflar var. Ben fotoğrafımdan Ömer. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.